Evet, Fransa aramızdan ayrıldı. Maalesef, maalesef. Acı vahim hadise yani maalesef. Şimdi ordular Ofisör batıya Korkutan mı, bence bir doğuya mı dönecek? Çok merak ettim dedim biliyor mi? musun? Doğuya gidiyorlar gibi. Evet, doğuya döndürdüler topun yönünü, güzel. Oh, biz Ama devam. Alman'ın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane medi hayatta kalmış. 6 yok, dur var biraz. Ulan sayamıyorum da, çok hızlı gidiyor. Kaç net lan o? Ben sana durumun felaketini 3, göstereyim mi? Şu 9 medi mi? Macar 10 tankın mu? içine bak. 9-10 Hayır tane hayır. var. Evet. Ben sana felaketin durumunu şöyle göstereyim. Macar tankının içine. Sonra şuradaki Macar tankının içine bak. Direkt envanterleri sıfır. Evet, Eksileri. onlar açısından çok kötü. Hele hele Etrişin'de de çok kaybettiler. Alman'ın tankları dolu. Eğer Ama Sovyet'in Sovyet'i havası kaldırmak. varsa, ki var gibi gözüküyor. Eğer Var ki bir var. Sovyet iyi bu arada ya. Sovyet 30 kötü değil.30 Sovyet... tane Sovyet uçak iyi. var. Ama 30 tane uçak. Sovyet'in de bilmediği bir şey var. Türk girdiği vakit acıdan ah der mi acaba? Petrol olmadığında. Ford falan basmamış Batum'a. Biraz fazla güveniyor galiba. Ulan korkudan Tüfek bütün yoluna ana gerçek. karayı anteyere çevirdik. Şeyi... Bize Ben tüfek, ne basıyorum anteyir Norta, ve motorize Norton lazım. İberya'yı 37 anteyir tutuyor şu an. Bir dakika. Bize motorize, tüfek ve anteyir lazım. Şöyle söyleyeyim, Bir de hani bizim için aylık lazım. bağlayayım mı? Olur. Olur. Biraz tüfek aylık da olur. Ben bir lojistik altyapı çalışmalarına görüşüyorum. Şimdi Sovyet'e oldu. kaldıracaklar gibi. Ama Hemen durum geliyorum, bir dakika. gerçekten çok kötü onlarda. 6-12 tane Alman tankı var sadece merkezde. Sovyet'in sadece merkezde 24 tankı vardır herhalde. Bayağı sıkıntı. Adamlar Texas'ta. Texas sınırına gelmişler, evet. Zor ama ya. Bir Amerika'yı bu saatten sonra da yani yenemiyor olmaları lazım. Çünkü adam 1000 fabrika ama Japon daha fazla fabrika, evet. Adam bütün doğal kaynakları aldığı için keyfi yerinde tabii. Bir şey diyeyim mi? Eğer Alman doğuda yıpranırsa Alman kadar tank getiririz. Sadece biz. Ben de yapayım mı Direkt sizce anti-air yollamak tankı? olur. Yap. Uçağınız yok, yap. Hadi. Da yani yine Bize anti-air kaldı tankı diye böyle abi. yaparsan senin üzerine kes koymaya yemez. Bir günde 200 kes düştüğünü düşünsene. Kardeşim depoda köpek gibi mekanize birikmiş. Bunları gene hobi olarak gene dizayn edersin. Hobi Ben olur. ona ekstres vermem. Hobi olarak gene yap kardeşim. Yapma diyen mi var? Şimdi Sayın Gustav, eski ilişkilerimizi hatırlarsınız diye düşünüyoruz. Bu Afrika'da sizin dibinizde İrlanda var. Sierra Leone'de küçücük bir İrlanda var. Eğer Yani... bunu ortadan kaldırabilirseniz ben size ne isterseniz veririm. Onu Amerika ile savaşa giremeyiz herhalde ya, değil mi? Amerika ile giremeyiz. Amerika öldürür. Şu an bizle uğraşıyor ya, o gelemez oraya. Aynı zamanda Almanlar da artık bizim sınırımıza doğru yığılmaya başladı az önce Evet, asker bayağı çıkmadı iyi abi. bir yığınak var. Tanklarda çekilmiş ama içleri dolmuyor falan. Yok ya, ya biz Amerika ile savaşa giremeyiz şu an çünkü Alman bize göz kırpıyor biraz. Aynen, Abi böyle ben bir sana en iyi goril. ihtiyacınızı veririm uçak diyorsanız. Uçak bana şu an aylık bağlasana fazla varsa. Bağlarım. Yani onu hallet, ben sana her şeyi bağlarım şu an. İberyalılar ne diyor bu duruma? Division yok, yani sıfır division. Siz Yok, niye onun çıkmıyoruz o farkındayım. zaman? Range yetmiyor da bizim eskortların. Konvoy raid'e bayılıyor divisionlar. Şey... Tamam, liman izni verelim. Liman izni verelim. 5'ten istedim. Tamam. O zaman bu da olur. Var mı bir ihtiyacınız, vereyim. Yani aylık şey bağlarsan sevinirim. Uçak zero var isterseniz. Almanlarla Ya fark ilişkiniz etmez, nasıl uçak ya? olsun yeter. Almanlarla ilişkimiz iyi. Ama yani Amerika hallolmadan oraya gelemem gibi duruyor. Uçak yerdi, bu makul olurdu Uçak size. yardım olur. Çünkü Sovyet giderse bu işin sonu boka saracak. Yani muhtemelen. Ben şöyle kime bağlayayım? İsveç'e mi bağlayayım? İsveç, evet. Ya efendim, bu Almanya'ya yani bir işlem yapamaz mısınız? Şimdi... Aslan bir 30 sivil sık sen ya. Efendim 30 sivil ne? Zaten biz Kardeşim dışarıya... başlangıçta 2 sivil, döndüğüm vakit sen demedin ki bu adamın 2 sivilini yedim. Efendim 2 sivilin bedeli 30 sivil mi? Aynen öyle. Raconu kestim. Ya efendim, şimdi Almanya bizi köklerse burada biz Ben ne yapacağız Almanya'ya ki? regression atıyorum o zaman. Efendim tam ben atayım da yani o kadar olmaz ya. Yani. Bakayım. Olur. Hem zaten dışarıya 150 sivil dönüyor. Ben gariban bir adamsın. 20 sık yeter hadi. Efendim 20 sivil ne? 10 sivil yapalım atayım. Oldu. Tam 15 yapalım o zaman. Oldu. 20, 15. Biz 15 oldu kana mu? biz aramızda bir kanaat getirelim. Ondan sonra sana ufak bir ceza keseriz, tamam? Tamam efendim, görüşürüz. Evet. Allah Allah, bayram değil seyran değil. Benden military access istiyor Amerikanya. Sen istersen bir Spanish Afrika'ya da asker gönder. Oo, Amerikanya raconu koymuş bu arada. Ya böyle izlemesi ayrı bir güzel, değil Çok mi ya? güzel ya, biliyor musun? Yani hiçbir derdim yok maşallah var ya. Oh, benim her yerde yolum var. Ya şu İngilizle bir Altyapım konuşak var. da, ver bir plan hazırlayak da, ama plana da uymak gibi sorumluluğumuzu, yani muhabbetine çağırıyorum yani. Ne yaptın, Olur ne olur ettin olur diye yani. yeriz. Almanı, Sovyeti biraz zor yerler. 24 Kiev'de, 24 dinde, ligada da iyi tutuyorsa oradan geçemezler. O iki nehri zor geçerler ama çıkarma Biz mantıklı. Alman güçlü diyorduk da yani Rus da şu an... Rus çıkartmayı yedi. Biz Yedi son mi ya? ağzımızı açmasak gibi. Yo, onu yediydi zaten de, limana çıkmadı belki daha. Şomazım meşhurdur da. Sivas Sapol düşmesi sıkıntı yok. Fazla mı geç oldu? Sen Gelin. kardeşim Evet. Afrika'dan 3-5 bir şey sık da gönlüm olsun. Gönlümü yap yediğim hadi. Afrika'dan 3-5 ne kaldı? Geri kalan işte. İşte o ne var? Orada ne var? Bize Söyle bak. vermeyeceksin de kime vereceksin? Kime vereceksin?
Oyun istiyor. Japonlara vermek zamanı o zaman. Japonlara verirsen yemin ediyorum yok, sana yok. Savaş açar. Vallahi Alman'ın zaten Rus çevresinde tankı öyle, az. Öyle bir, yok öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey yapmayacağım. Şu anlık yapmayacağım en azından. Malaya'da mı gitti? Yok kaynak gelmiyordu zaten orada. Biz savaşa gireceğiz de bizi bir doyur be hadi. Ha doğa doyurmuş bro. Geç senin artık uçağın da yok. Elim alıştı biliyor musun? Vallahi adam vermeye alıştı. Ben şuraları size opsiyonluyorum. Biraz manpower'ınız olsun. Biraz da kaynağınız olsun. İsveç verdim aşağı Afrika'ya. Oraya bir kollayı versen. Tamam. Peki sana bir soru İngilizim. Biz savaşa dahil olsak. O kuru yiyebilir misin? Şu an kuru ağzımda çiğniyorum. Bak bende var kaç tank? Bende minimumu var 15 tank. Bende de o kadar çıkar. 15 ben, tankım var benim. Olalım. Ne diyorsun kardeş? Benim de 10 amfibim, bir de 18.000 uçağım var. Yani sıfır efektifli tankların ve biraz efektif olacak uçaklarım var. Güzel, iyi haberler bunlar. O tanklar konusunda ben biraz iddialıyım, amfibi konusunda. İşte sonra da bir şeyler yapabiliriz. Öyle mi diyorsun? Benzinimi karşılayabilecek misin bana bunu sor. Benzini bence depomuza şimdiden ben depo basalım diyorum ya. Ben... Harbi o biraz fazla mantıklı. Ben Amerikalılardan şahsen, %10 çekiyorum, hortumluyorum. Depo basıyorum yani. Gerçi Alman bize raid atabilir mi ki? Atar. Sen yiyor musun Alman raidine? Japon neyse. Japon'a savaş. Yiyoruz. Japon'a savaşmayacağız, Alman raid... nasıl yiyorsun onu? Ya şey bu arada, 43 güne benim yeni tanklar gelecek. Onu dizayn edip temiz kafayla yani. Onu üretim cap'ine koyup temiz kafayla artık ne yapacaksak yapmam gerekiyor benim de. Ben Afrika ordusu hazırlıyorum kendime. Sen Afrika'ya gitmen lazım zaten. İki tane tank vermen lazım bana ama. Yeni benim düşenleri al git. Olması. Al 4 tane elit. Ama iki Afrika cephemiz var. Bir büyük Etiyopya cephesi var. Bir de şurası var işte. Bir de orası var evet. Haa şurası hatta. Etiyopya cephesine bakmıyorlar lan. İngilizlerin topraklarını bile almamışlar. Ama Shorty'i de Afrika'ya alıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence dua edelim. Bizim hala daha piyade ekipmanı çok sıkıntı daha. Tamam nereyi verdin? Var da dua etmek de işe yaramıyor benzi olsun. Çok denedim. Bana biraz... manpower bir anda bir geldi var ya. Güney Afrika'yı yeni gördüm. Yeni mi gördün? Amerika vermiş. Avantajı ele geçirdi bu arada. Japonlara karşı. Texas. Bize girseler kazanamazlar ya. Ben mekanizeyle tutuyorum herhalde. Bak ben bir hata yapmadım gibi Danimarka'da falan. Vallahi şahsen ben mekanize inanmadım ya. Biz de mi mekanizeyle savunsak acaba? Ne diyorsun? Bana general lazım. Üret. Aa, mekanize 6 tane koydum. Depoda var. Üretiyorum yani. Bravo. Bana general lazım. General yapa çıkartacağım mecbur. Günde... Artamıyorsun işte. Command power'ımız yok. Tamam Amerika'dan çekeriz. Ya da dur sana ben naval advisor'ımız boşunaydı zaten al istiyorsan. Doktrini bitir de istiyorsan. Yok gerek yok. Ha doğru dur. Yani raid doktrinini bitir. Var bizde de bir 200 submarine ya. Yalnız Rus. Ah sağ ol. Rus biraz gidici gibi Kafkas cephesi açılmış ya. Sal onu hemen bir general oyun tamam. Aa Rus analine'dan da yarılmış. Onu salmana gerek yok. Ama piyadeyle yarılmış. Amerikan ateşini çekti. Ateşisini çektim. Recall attım. Sevgili Abdülaziz. Hoş geldiniz. Buyur Erkan. Hoş bulduk. Size çok önemli bir soru soracağım. Evet. Geleneklerinize ve göreneklerinize saygılı mısınız? Yani saygılıyız. Güzel. O zaman Türklere saldırma konusunda herhangi bir sorunuz yok bence yani. Yani o kadar değiliz. Tren devirmek istemiyor mu? Oyun istemiyor mu? Yok. Nasıl ya? Arap kardeşlerin orada daha kur bile değil. Ya aslında düşündür ya. Gelenek göreneklerine saygı duy be adam. Hiçbir şey yapmıyorsan bile yani özüne saygı duy. Biz Yemenli kardeşlerimizle masa sandalye çektik. Bir kumar işte bir şeyler oynuyoruz. Kağıt mağat. Hançerin falan eksikse verebilir mi? Yani olabilir bakalım ya. Sen bir konuşalım. Yani bak sana yani şöyle diyeyim, sana ne kadar iyi teklif verebilirler bilmiyorum ama ben sana verdiğin tek şey şu. Türkiye arkandan bıçaklama fırsatı. Bunu benden başka sana veremez. Verebilirse söyle kardeşim ben de onu alamam. Bunu yapabilir mi? Türk bunu isteyip verebilir mi sana? Bilmiyorum işte konuşacağım bakacağım. Veriyor. Düşünmüyorum. Yani belki verir. Daha önce çok verdi bize kendileri. Çok veriyorlar. Ay. Seviyorlar sen, vermeyi. Sen bir düşün kardeşim. Türk düşünüyorum. Türk'ün sana düşünüyorum asla veremeyeceği bir fırsat veriyorum. Arkadan bıçaklama opsiyonu. Tabii. Biz bir düşünelim. Bir düşün gel bakalım. Ne diyorsun tanka? Bir kontrol etsene, çek etsene tankı. Üretime koy istiyorsan. Ben anti-air tankı yapıyorum şimdi. Değişik bir tasarım üzerinde gideceğim şu an. Bonk anti-tankım var. Basmayı bırakıyorum azıcık. Sovyet harbiden GG. Analine yarıldı Sovyet'in. Ama büyük topa kıtıymışlar. Metan anti-air tankına girsene. Oğlum bu ne ya? Şu an girme bir sebebi misin? Zaten eksideyiz. Anti-air tankına mı? Geri gir. Hayır, bu ne oğlum? Moskova düşmüş. Niye burayı tutmuyor? Öldü ki bu. Hiç mi bakmıyor ama şu an yani? Yapabilirdi onu ya. Girerdik biliyor musun? Bir yıl daha yani 6-5 ay daha dayansa yeterdi. Bir dakika ya. Şimdi Rus düşünce bana Finlandiya cephesi açılacak değil mi?
Hayda. Ama senin line'ın şu zaten. Ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten hala daha kurtarabilir ya. Ama Maul da yani direkt sapması falan. Ben ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz şu an girsek biz ölürüz. Bizim de evet, petrol işte, yok. Bizim petrol yok. Biz sakatız. Sizin bu 21 tane var, ben onu satın alıyorum artık. Neye yeter? Petrol ne kadar? 3 milyon kapasitemiz var, yeter. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu belki taraf değiştirir İtalyanları ya. Konuşmak lazım. Her ihtimale karşı. Kim ama gene kanından girersiniz. Kim konuşursak ve şey yaparsa, Alman'a söylerse ikna olmayıp. Buyurun. Sevgili Mussolini. Alman geldi şaka gibi. Buyurun. Sevgili Mussolini, size İsveç'in diyecekleri var ya. Ve yok sen de ben korkuyorum. Buyurun. Şeyim. Ya efendim, bu Almanlar bize gubarıyor gibi. Yok ya. Öyle ya nasıl şey. Yok? 11 tane tank çekmiş sınıra. Öyle mi? Yani... Yani... Bilmiyorum hani... Püfürüm ya, şey yapmak da bir istiyorum şey ama... Mi? Bak dinle beni. Sovyetlere PC koyuyorsun. Dinle beni bak. Sovyetlere neden PC koyayım? Adamı ben düşürdüm zaten. Tamam işte onu diyorum. Ha. Sovyetlere PC koyuyorsun. Alman'ın Sovyet cephesi kalıyor. Geliyorsun Almanlara bir an böyle arkadan. Efendim? Almanlarla iyi anlaştık. Gerek yok öyle şeylere. Sayın Romeli siz mi çağırdınız? Yok ben geldim. Kendisi galiba kendim gelmiş. Satmaya geldim. Ama yani o İtalyanlar yani bir şey yapın. Dideye gerek yok aslında da biz havayı alamayız İtalya, Alman'dan. İtalya PC gorsan Alman ölür. Bak senin için büyük, dünya için gerekli bir felakarlık bu. Ülkende taş üstünde taş kalmayacağını garanti ederiz. Benim mi? Hepimizin. Yok bu arada hayır. Yani eğer İtalya dediğim kalır şeyi yaparsa... Benim olmalayamazsınız. Düştü değil mi lan o? Evet yani düştü. Biz olacağız demedik ki. Biz yapmayacağız zaten. Afiyet. Alman yapacak. Peki. Şimdi birazdan yani gelecek. Orayı istiyorum. Ki. Siz sahilsiniz. Ben köşelim satmam. Ya adam bak ya. Niye Altay'da düşüyor bu Sovyetler? Collaboration atmışlar ki tüm fraksiyon olarak normal. Tüm fraksiyon değil, bir tane yetiyor zaten. Yok hepsi sırayla atmış ya. Sırayla atması da bir işe yaramıyor oğlum. Bir tane %102 yetiyor. Daha ne %300 mü düşürecek? Onda bak. İngilizce fraksiyon alalım biz yavaştan. Tövbe yok. Lan nasıl yok, zaten savaştasın. Yok iç sesini söyledim. Şeydim böyle, o demanda gülüyor ama biz de ona demanda atıyoruz. Rajon'dandır. Rajon'dan da bir şey kaybetmiyoruz yani. Ben Finlandiya cephesini nasıl tutacağım onu düşünüyorum. Çok basit. Tutma. Ya değil mi? Ana line'ı o kadar güzel tutarken Danimarka'yı, Norveç'i falan. Havamız var mı? Havamız mı? 1500 tane Japon zerosu var. Bu kadar. Üff. Kendi üzerine mi koyacağım, bana mı getireceğim acaba? Nereye anlık buraya oraya götürürüm ya. Hani biraz da iyi niyetli bir insan. Zaten 1500 tane var. Öleceksek de, ben diyorum Rajon'dan biz atalım yani gelirse. Hani böyle efendim görüşebilir mektubuna biz diyelim hani ben sana atıyorum diye. Ne diyorsun? Aynen. Amerikalılar bize yardım etmeye gelmiş duyduğuma göre, doğru mu? Olmuş. Biz ayrılmış. Hoş geldiniz, merhaba. Ya Amerikalılar bir Japonlarla... Geldim. Bunlardan hiçbir şey olacağı yok. Ya bir dur ya, beyefendi. Bir dakika be. Durun. Bir dakika dur. Önemli benim merak var. Ettiğim soru şu. İberya halkının efendisi. Sen mi Japonlara konvoy attın? Hayır. Yok. Bize konvoy yok. Erişerek, olmayan şeyin neyini atayım ulan? O eriklere 1200 konvoy attı. Olmayan şeyin neyini atayım? Benim elimde varsa kendime kullanırım. Açım ben. Karadan karaya iyiyiz de havadan karaya kötüyüz. Ama karadan havaya iyiyiz. Ama havadan veya denizden gelen karaya kötüyüz. Ama denizden gelen... Kısaca kötüyüz ya. Efendim, evet. Ne diyorsun ya? Baş koymuşum. Yo olur efendim, benim size bir teklifim var. Siz bize yardım edin, biz size yardım edelim. Nasıl? Sana kimse ya, ben yardım ben Japon'a nasıl edeyim? Bir yardımda bulunabilirim? Ben nasıl Japon'a ne yapabilirim? En fazla psikolojisini bozarım yani. Onu da yapamayız. İngiliz yok, yapar, sen yapamazsın da İngiliz yapar. Psikolojisini nasıl bozayım? Lan psikolojisin değil ya, donanman yok mu adam senin? Var ama hangi petrolle? Senin bana yolda petrol gelmiyor, haberin olsun. Ona ben ne yapayım ya? İberyalıları atalım, onlar size atsın. Dolaylı yoldan petrol seçmeyelim. Savaşta değil. Tren mi lan? Savaşta değil. Ki savaşa girince o da reytlenecek. Roosevelt hayatın nasıl git? Kötü. Texas'ta aldı diyorlar değil mi? Bir adamlar bizi itiyor. Çok sinir bozucu bir cephe olmaya başladı. Texas'ta gitti diyorlar değil mi? Yok yok, sen öyle düşünme. Ha gitmemiştir. Peki bunlar neyi paylaşamıyor? Ne iğrenç bir border yaptılar ya. Galiba İtalya vermediği için sinirlendi Alman. Daha çok sinirlensin de bizim yardıma gelsin. Çok
iğrenç bir border oluyordu şu an. İşimize yarar. Almanın piyadesi etmiyor. Böyle alamazlar ki ama. İtalya'yı Karadeniz'e bağlarsa alır da. Hakikaten muhtelif yaşıyorlar. İç savaş. Hakikaten çok kötü kavga ediyor şu an. Evet evet, onu fark ettim. Türk Turan'ını almış, keyfi yerinde tabi, tuzu kuru. Alamamış bu arada. Bir tane Kazakistan toprağını alamadığı için kuramaz şu an. Ama kafamız nasıl güzel. Nasıl? Çok güzel. Vallahi. Ya ben Kayşek olarak bu dünyayı daha çözemedim efendim. Görüşmek üzere sevgili Kayşek. Sürgün hükümetinizde başarılar diyelim. Ya ben Filipin'de yaşıyorum ama şimdi. Beni görüşürüz demeyin, ben papatım şu an. Hayırlısı değil. Toprağı İtalya'ya verebiliyorlar mı? Yani normalde veremiyor şu an. Hayır, çünkü şöyle bir sıkıntı var. İşte Ukrayna'yı İtalya istiyordu. İtalya'ya vermediler. Pisten tamam, sonra geri verir İtalya. Onu alamaz yani, evet. Yok, Alman vermedi işte İtalya. İtalya büyük ihtimalle oraya kadar hepsini istedi. Ben girdim diye. Bir sonraki yemek o zaman ben bir İtalya için de yapıyorum. Artık İtalya son şeyimiz. İtalya son şeyimiz. Kalemiz, evet. Ya son kartımız İtalya. Yoksa Japonlar bize... İtalya'dan sonra biz kesin gideriz. Bu arada biz düşersek Japonlar size kolaylık gelsin. Yok, Japon bize saldırmaz. Yok, ben Japon'la senin yerinden bir şey konuştum ben ya, sıkıntı yapmasın. Neden? Neden? Ay. Hayır, İspanyollara soruyorum. Neden Japon sana girmez? Çok iyi anlaşıyoruz şimdi. İyi günler dilerim sana bu arada. İyi ölümler. Hayatında kolaylıklar dilerim. Daha mutlu ve huzurlu bir dünyan olur inşallah. Oğlum sırf seni daha işgal etsinler diye. Bak sırf seni daha işgal etsinler diye ben onlara donanma geçişi verdim. He, onu sen ben niye onu kocunduruyorsun oğlum? En niyetinde Amerikalılar lan. Ben diyorum bu adamın niye komoya ihtiyacı olmadan... Eski Amerikalılar. Öyle? Eski Amerikalılar. Eski Amerikalılar evet. Artık yeni Amerikalılar şuradakiler. Bak sen tırlıyorsun. Yokla daha ölmedik. Ucun mu lan? Petrolü dolduramıyoruz Allah'ım. Amerika'dan al ya. Çek Amerika'dan çek. Çekmiş halim. Fulle çek. Hayır fulle. Alabildiğin bütün petrolleri al, fulleyelim şu depoyu artık. Hani bize saldırsalar depo boş. Yarısından fazlası boş. Yapma böyle. Türk'ten de al. Aa, sizin depo basacak yeriniz mi var? Ben basıyorum. Ya 3 milyoncuk yerimiz var. 3.7 milyoncuk depolayabiliyoruz ama yani 1 milyon dolu. Yetmez. İtalyanlar o toprağı almış evet. Abi İtalyan o toprağı aldıysa. Ama şu yandan iyi bak. Sayın Kralım şöyle iyi bakın. Hava kuvvetlerimiz olmadığı için daha az petrol tüketiyoruz. Doğru. Valla Motherland'i 13 tank savunuyor. Efendim size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu bana açıklamanız gerekiyor. Söyle kanka, konuş kardeşim, konuş. Efendim benim komutanımın tipi değişti. Olabilir ya. Estetik diye bir şey hayır, var. Hayır şöyle, hayır estetik değil, ten rengi değişti. Tamam olabilir o. Adamı Avcıkaya gönderdim. Hayır, 360 full değişti. Çok farklı bir adam oldu bu. Niye oldu? Zenci mi oldu? Ya ama... Evet. Ya o başkentin eğer ki bir şekilde Afrika olursa şey oluyor. Hangi komutanlar değişiyor. Hangi Stockholm? Olabilir oğlum, Allah Allah. Yani toprak alınır, verilir. Olur mu tarz şeyler? Burada tankların eğitime sokmak. Anakardaki tanklar full olsun en azından. Allah razı olsun. Full. Eğitimdeler. Evet, gerçek bir İtalyan defansı görüyoruz. İtalyan savunma ihtiyacı olmadı ki. O bu sabah beri orada zaten. Hayır, onu şimdi oraya çekti Alman'a kadar. Yok hayır, hep ordu buradaydı az önce. Hep oradaydı. Hayır, o ordu buradaydı. Buradan oraya gitti az önce gözümün önünde. Bizim sınırımızdaydı o ordu. Of, Leningrad sınırındaki marinlere bak adamın. Bana çiziyorlar. Tansiyonum düşüyor. Peki onlar çiziyor da siz çizdirecek misiniz? Ya ben bu Finlandiya'yı tutamam. Finlandiya'yı ne yapacaksın? Ben power'ım yok. Satayım birine. Afganistan'a satayım mı? Japon'a sat. Japon'a. Dur söyleyeyim. Ama Japon da vermesin ya. Japon geri verir. Sana işte. Aha Alman bizi geliyor. Hayır. Aaa Texas'a gitti. Texas diyor ya. Ben oradan petrol alıyorum. Aa, İtalya çıkmış itibardan. Ha maşallah. Hay maşallah. İtalya ittifakı al. İleri kim buranın? Arkadaşlar İngiliz'de sadece uçak. Sadece uçak İngiliz'de var. Ay İtalya'da da var. İtalya'da çok uçak. İttifak lideri sensin, alsana. Ben miyim lan? Buyurun. Almana da verdim bafı iptal ettim. Buyurun. Hayırlara vesile. Buyurun. 8 bin uçak. Yanınızda getirdiğiniz dostunuz var mı acaba? Yo, geri gidecek şimdi. İtalya. Niye öyle yaptın ya? Var da İtalyanlar benimle birlikte gelebiliyor ittifaka. İtalyanlar niye öyle yaptın ya? Balım. Yani bizim aramızda bir tartışma döndü. Fakat tartışmayı Almanya düzeltti. Şu anda ortada masada Roman konuşuluyor. Ve daha çok konuşmak istiyorum ben. Abi sen git Roman gelsin. Bize geliyorlar ama Roman'e değil. Bize geliyorlar evet, öyle bir durum var. Bir de yani niye Allah Allah, insan bir sebebi olur ya. Çay içiyordum. Benim Finlandiya'da çok fabrikam var bir de ya. Ya merak ettiğim tek bir şey. Korursun ya. Koruyamam ki, manpower'ım yok. O kadar koruyorum yetmiyor niyeyse, anlamadım. Efendim görüşebilir miyiz? Hatta bir mektup aldım ya. Allah Allah. Görüşemeyiz yazsana bir, merak ettim. Ne diyeceğim? Hayır yaz.
Aynen, hayır. Şey, hayır hayır. Yok yazsana. Hepsi büyük. Yok yaz. Efendim beni koruyabilecek birileri var mı? Ay. Yok. Öyle. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. O aldığımız petrol var ya, fullle onu. O deponun dolması lazım en kısa zamanda. Ya o kadar tank basmıştık ya. Allah Allah. Öyle mi olmuş? Öyleydi vallahi. İtalyanları ikna et, bu Almanların başını yesin. Başka türlü olmaz. Ne yapacağım ben? İtalyanları ikna et. İtalyan çağır. Bana gelen hepimize giriyordu. Ya İtalyanlar. Oğlum adam Rumeni yiyor lan. Ha, ben koydum masaya onu. Ya tamam de. Ben de daha büyüğünü koyayım. Almanya'yı yiyeyim. Aslanlarım benim. Ya Almanya'yı ne yiyeceğim? Bunun yüzünden birbirimizi yiyorduk zaten az daha. Şu pisi kabul etsene. Ama bak, bugün... Ya babam kendini bizden üstün görüyor. Buna mutlu olmamız lazım ya. Harbiden ha. Birleşip bu tiranı yıkalım. Sonrasında siz sahip yani olun topraklara. Yani o tiranı ben başlattım zaten. Ya tamam. Burada başlıyor. Tamam. Sana Roma veririz hepimiz. Anlık bir kurarsın, mutlu olursun. Anlık. He, anladım. Yani adamına göre sonra Almanya'da Heçer'e de kurarsın. Almanya'yı da Heçer'e, sonra Heçer olur. Hani Roman'ın da alışı Heçer'in devamı diye kapanışı bağlı. Poli Roman da kurarsın. Hepsini kurduracağız biz sana. Ya benim bir şey kurma derdim yok. Ben kardeşlerimi bu adam yüzünden az daha şişliyorduk birbirimize biz. Tamam boş ver. Ya ben ne yaptım ya? Benim yaptıklarımdan haberim yok. Aha. Sen dinle ya, beni. Vallahi gel sana Roma kurdurak. Yapma etme. Tamam sen bize savaş çevirme Finlandiya'yı verin. Benim zaten şu an derdim Roman. Ya ben ne yaptım? Sizinle tek büyük ihtimal hareket edeceğim. Efendim ben buraya gelip satacağımı söyledim. Adam bana gıcık oldu. Yani ne istiyorsunuz siz benden? Satmayacaktın kardeş. Beni buraya çağırdılar, dediler ki sat dediler. Ha. Dedim ki satmam. Lan sen o benim canım dedim, ciğerim dedim. Yalan. Armanım dedim. Ama sen ne dedin? Hazırım dedin en son anlaşmada. Ne? Anlaşmada anlık sinir krizi geçirdi. Orada işte Roman sağ olsun bizi sinir etti, geliyordum az daha yanınıza. Vallahi Roman'a söverseniz artık. Az daha başarıyordu. Efendim anlaşmada kendileri bölemedi toprakları. Şimdi suç şey. Neyse efendim, devamımız şudur ki Türkiye'ye misak-ı milli sınırı, Almanlara petrollerdeki sınırlar, Macar'a Transilvanyalar, bana ki ve geri kalanlar. O zaman kabul ediyorum. O zaman kabul ediyorum. Ben bir yıl sonra görüşürüz. Ben kabul ettim. Evet, bir yıl sonra görüşürüz. Durun. Ben Roman'a attım efendim. Sizle alakası yok ki bunun. Ben şahsen üstüme alındım. Ben şahsen üstüme alındım. Şahsen ben de koçundum yani. Bunu bil. Lan bir şey diyeceğim. Susun ve şuna bakın. Susun ama. Merhabalar. Merhaba. Ya kardeşim niye her önüne gelen buradan gelip şu... buyurun. Efendim öncelikle sizler Alfonso diyerek bizleri başta kandırdınız. Yalan. Adam öldü ne abi? Öldü. Yapacak bir şey yok. Kandırıldı. Adam kazandı. Diriltmesini bulduysa Alman tıpçıları diriltelim. Bulduk biliyorsunuz mu ben artık kendime? Tamam diriltin. Bekliyorum. Dirilt lan. Bekliyoruz hadi. Diriltin efendim. Ben de öleceğim. Tamam yaşıyorum işte hala. Alfonso beni ilgilendirmiyor. Ölmüş artık. Tamam işte. Cesedini adam verin. Sözünü tuttu. Tamam ver cesedini. Verdim. Ver adamı cesedini. Anla sen mezardan mı çıkarttın? Sana verdim kardeşim. Bu sisi tamam. Olarak tahsis ettim. Demandını kabul tamam. Ettim. Hadi bir yıl sonra gelirsin. Demand atmadın ki. Aaa! Demand bu arada. Böyle beni de şey yaptılar be. Ben size demand attım. İtalya'da atamaz. Bir sene kardeşim, sonra görüşürüz. 21'inde gelirsiniz artık seneye. Ne diyorsunuz? Bir şey. Evet, bir şey diyeceğim. İtalyanların Almanya'yı yeme teklifi hala geçerli mi? Ya hadi be oradan. Efendim ben yemem. Sovyet anlaşması sırasında. Zaten kendileri beni satmaz. Benim gücümün Norum'da olduğunu farkındalar. Ve kendileri... Öyle mi? Adam dedi, lan bu Türkiye'ye aldı, Romanya'ya aldı. Ulan bağırarak çıktı, böyle kapıyı da çarptı giderken. Bu arada piste kapıyı yedi. Parasını da ödemedi bu arada. Evet. Yani bir toprak uğruna sizi gayet satacak gibiydi. Yok, çatır çutur satıyordu. Romanya yüzünden. Ki o da farkında. Lan sen Romanya yüzünden şimdi Almanya ilişkilerini Romanya yüzünden batırmaya göze almış bir insan mısın? Pıçırık bir Romanya için. Ya bunu niye aldın? Gönder buraya. Göndereyim mi? Romanya, misaki milli toprakları, Türkiye'ye, Ukrayna'nın hepsi, ve Yunanistan. Onu ben de bilmiyorum, ben de işaretledim. İtalya'ya, Transilvanya aynı şekilde Polonya'dan aldığın toprakların hepsi. Macaristan'a geri kalan Romanya toprakları da bana. Şerefimle ölürüm daha iyi lan. Hain Alman. Hain mi? Sen hainsin. İlk bana saldıran sensin lan. Yo, ben Alman saldık sana. Uçakları çekiyorum. Ya biz sizin ateşimizi bile sizden yana kullandık. Bizden ne istiyorsunuz ya? Abi bizim ateş hala sizde ya. Ya benim yani şöyle bir mağlukat var. Yani Moğolistan söyledi. Moğolistan mı söyledi? Neyse ki Moğolistan'la hiç konuşmamıştık bu zamana kadar. Çok güvenilir bir kaynak. Sovyet'in yanında olduğu için. Moğolistan çok güvenilir bir kaynakmış. Yo, Sovyet'e ben racon kestim. 30 fabrika verdim. Düşünürüm dedim. Benim o iki fabrikamı almışız şeyde. Evet dedik orada. Onu ben de şeyim yani kefilim. 30 fabrika orada beni çok ucundurmuştu çünkü arkadaş.
İçerledim sizlerle, bunu ya. Ya ben dediğim gibi sadece sizlerle sıkıntım yok. İtalya ile bir anda sıkıntımız olduğu için ben size. Bize dedim, saldıracaksın dediler. Ya İtalya'ya saldıralım dedi ya. Saçmalığa bak. Yalan ama kendi fikriydi bu arada. Ben ayrı fikriydi. Bu arada şey, barış anlaşmasını şey yapamam dedi ben. Ya bu arada bu adamı kim aldı kardeşim? Bunu buradan atın demedim mi ben ya? Dedim ya, ayıp ya. Lan. Almanlarla olan ilişkilerimizi bozacaksın sen. Defol. Yıkıl. Ayıp. En doğrusu. Tamam, çağır bize. Başlayalım. Ya yapma şunu Ariz ya. Ariz yapma. Ya ney Ariz ney? Ya bir tık white bir spamlıyor gibi bazıları o yüzden. Bir tık sinirlenmiş olabilir. Biraz gocunmuş olabilir, evet. Ama onun da bir tadı başka yaparken. Bazı topraklar var bizim ihtiyacımız olan. Ya ben sana Misaki Milli'yi vereceğim. Misaki Milli değil ya. Yani Moğol İmparatorluğu. Biraz Finlandiya. Olsun işte Sibirya. Oo, Moğol. Cengiz'den 40'ları yaşatılıyor burada. Ne diyorsun? Hakaret sayarız. Ya onlara nasıl bir ve bire çıkayım ya. Efendim peki İngilizlerin değdiğini gördünüz mü? Gayet başarılı gidiyoruz. Saçma sapan işler yapıyor. Yani tasvip etmiyor, ya, kınıyorum. Biz sormayın. Biz doğuda savaştayız. Bir baktım 4 tane amfibi sadece 2 limona çıkarma atıyor. Sağlam çıkarma ve havada kanadığımı uçak yok. Kanadığımı bahsetmiştim zaten. Ben böyle şeylere gelen bir adam değilim. En doğrusu. Peki bir şey diyeceğim. Sayın Führer'im, bunlar beni çağırdığında Alman bugün bizi yiyecek, bize karkınıyor. Gel sana bir Roma kurduralım. Elinde oynar. Sana! Lan Roma'nın içinde ben varım. Sana nasıl Roma vereyim lan? Lan yalan konuşuyorum bari. Ya şurada saniye, yani bak insanlar otur, namusuyla. Namusuyla ne, doğru, insanlar doğru şurada olmuşsun. Namusuyla. Efendi seni çağırıyor, diyor ki. Güzel kardeşim, Casablanca'yı satardık da güzel görünelim. Sen gidip burada bak bir de gülüyor. Utanmadan. Ya bizim yani ya insan bana, az bir şey 23, olur ya. Bana 23 Nisan'da otur der gibi Roma tahtı teklif ettiler. Ya kardeşim abi, ben sana niye Roma veririm? Roma versen benim ya şey yani bizim topraklarımızda ya. Vallahi iki dakika oturup kalkarsın. Mümkün mü ya? Vallahi, Açıklama yapmak istiyorum. Sayın konuş Fikir. Kardeşim konuş. Evet. Böyle bir şey olmuşsa bile bu şu arada olmuştur büyük ihtimal. Siz bize yasfaya attığınız anda biz biraz korkarak... Keza öyle bir şey olmadı. Ticaretimi niye Almanya'dan yapayım yoksa? Evet, bütün petrolü Almanya'dan aldın. Evet. Orada sattı bütün petrolü aldın. Şimdi bizde hangi petrol var da çektiniz, ben onu anlayamadım. Var mı? Hala alıyoruz. Satıyormuşuz. Ya ben de diyorum, benim kaynaklar niye başkaları kullanıyor? Ya? Bu İtalyanların dolduruşuna gelmeyin. Önce Romenleri o sadık dostlarınızı yediler. Türk petrolleri yetmiyor mu ya kimseye? Bak görürsün, birazdan da diyecek. Birazdan da diyecek bak İzmir hayda, niye İtalyan olmasın diye bir şey gelecek bak böyle bak. Ya böyledir bu İtalya. Niye Barcelona İtalyan olmasın? Biraz sonra da onu diyecek. Ki Führer bize efendim? Yani iç savaşımızda yardım etti ve biz de Führer'e giren öyle bize girmişti. Öyle. Yanlış mıyım? Öyle. Sayın Jamie, duyduğuma göre Madrid Turan toprağıymış. Hiçbir zaman öyle bir duyum almamışsındır. Sen önce kendi Turan topraklarını Yunan'dan almaya çalış. Hala daha sana Defonezay'sı vermemiş 13 adayı. Nerede? Ya o nerede ya lan? O hain Roman. Hain Romanların suçu. Ne Romeni lan? İtalyan bayrağı var. Ne o? Nerede? Ben anlamıyorum. Ne oluyorsa benim üzerime kalıyor. Her şey ben mi Türkiye yani? Türkiye adaları ver. Türkiye adaları ver İtalya. Adalarımı ver. Adalarımı ver. Adalarını geri ver. Biz bizim neden? Masolay ne adalarımı ver. Girit nerede? Bin yıllık Türk toprağı nerede? Evet. Evet. Türk toprakları var. Efendim. Türk topraklarının buna bakılırsa herkes alma. Niye İspanya bende değil? Niye İtalya bende değil? Biz Almanız çünkü. Allah ya. Biz zaten Almanız. Evet. Şuralar alabilir miyim sadece? Toprak alırsam. Ne istediğin vermedim. Ki biz şey, biz büyük bir fedakarlık yapıp Alman-Fransız savaşında Fransızlar sırf tank basmasın diye ambargo attı. Demant attım ben ya, sırf Almanlar rahat şey yapsın diye. Demant attım sonra ambargoyu çıkarttım. Sizin alımınız daha da arttı bu arada. Valla ben de alamıyordum. Bir tek ilişkilerimiz ya, size gelişleriz. Ben sana trade atmadım mı? Sırf faktör output al diye. Konferim çekiyorum. Kardeşim aslında, aklında en azından teklif verdin. Erken de verirdim, seni istemedim. Onlar benim kafama neden bir garip bir düşünce soktular. Ne gibi? Roma diye. Babacığım mı? Bir dakika yani... O benim çocuğum demedin mi? Onu ben yarattım. Harbi lan. Bunun arkasında ben vardım. Benim ben olmasaydım Fransa'yı bile düşüremezdi demedin mi? Dedi. Demedin mi? Benim midem kalktı ya. Dedi. Ben size justify atıyorum efendim. Bu yalanlarınızla şeylerden dolayı. Buyurun efendim. 1v1. Buyur bana da at.
Bana da. Hatta İberya olarak sizlere demandımız Roma topraklarıdır. Almanya var bunun içinde. Sayın yani Füze, ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Roma topraklarıdır. Ben sana Almanya'dan toprak mı vereyim? Bu nasıl bir demand? Harbiden lan. Ben creator olabiliyor mu la? Bir dakika. Güzelim, görüyorsun. Ya ben zaten Führerciydim her zaman. Führerciyim ezelden. Creator için ne gerekiyor acaba? Ya aksini iddia edemezsin ki mesela. Ben Führerci olmadım, aksini nasıl iddia edebilirsin? Aklımı oku. Aklımı oku. Hadi. Efendim Führer'im, bana şurada verseniz malum denizler açmak istiyorum. Ben tarafsız kalmayı tercih ediyorum. İngilizlerle olan savaşımızı artık bitirmek istiyorum eğer İngilizler de burada. İtalya'da efendim, 600 yıl olsa yine bizi ele geçiremezsin. İngilizce olan savaş. Efendim Londra Alman toprağı. Yani. Ya İngilizler. Efendim zaten anakarınıza çıkarız İtalyan donanmasıyla bir anda. Ben uğraşmak istemiyorum. Yok yalan. Yalan. He, İngiliz çıkarsın doğru. İngiliz tutamaz onu yalan. Tamam. İngiliz kim ki burada Almanlar varken? Yok ben Fransız tanklarını miras aldım. He, çok yüzden, da işine yarayacaktır kesin. Biraz işe yarasaydı şu an Fransa durum gibiydi. Yani 10.000 tank kaybettirdi Almanlara bunlar. Yok ya Alman... ben kandırıyordum biliyor musun? Eskileri kaybettirdi ya. Ama yine de kaybettirdi, yalan yok. Kaybettirdi ona ya, bir şey diyemez. Eskilerden kim kaldı Sayın Führer? Değil mi ben dışında. Ya burada ben varken siz yoktunuz. Bir de Mussolini vardı. Ben ne vardım? Biz doğru bu diyor, hain vardı. İngilizler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ekonomisini büktüğü için biz gittik. Alman'ın ekonomisine yardımcı olduk. Evet, iki sivilcik yardımda bulundular. Doğru, yarattın bu ülkeyi diyordun. İyi yapmışsın. Ya şimdi sen büktün filan diyorsun da sen de o savaşta bizim tarafımızdaydın lan. Hatırlıyorsun. Tamam. Bir şey diyeceğim. Sayın Emmanuel vardı. Onu da indirdik. Bu yüzden zaten yapılan yanlış. İndirdim. Adam hala kral lan. Adam hala kral. Kral. Adam hala kral. Seni bir ambulansa falan koyarlarsa şaşırma ha. Yönetim bende. Söz sahibi misiniz bari? Tabii canım. Sen çok yetkili birine benziyorsun. Neyse Afrika'ya bakalım ya. Sayın Almanya bir şuraya geçici olarak verebilir misiniz? Yok vallahi vermeyeyim ya. Geçici verdim. Ya bir de Almanlardan toprak mı istiyorsunuz ya? Bir de geçici. Verdim. Bir de kalıcı isteseydin. Allah Allah. Zaten kalıcı alma şeyin yok zaten yani. Sen bize Montenegro şeyin versen kurabileceğin zaman istesen. Bir de terbiyesiz, bir de hadsiz. Bir de Alman'ın dediğin üstüne laf diyor az bak. Hiç. Yazıklar olsun. Bizim zamanımızda Alman deyince bir korku gelirdi. Gelmiyor mu şu an yani? Ben gelmiyorum. Yayla geliyor zaten de işte yani mekan bunlara kalmış yani. Mekan bunlara kalmış. Bizim derken... Alman deyince herkes bayağı kalkardı. Şu an kalkmıyor mu? Biz kalkıyor zaten. İtalyanlara baksanıza bir de toprak istiyorlar. Almanlara bağladığımız alüminyum toprağımız efendim orası bizim. Ben mesela oturamıyorum. O da Almanlara verdiğimiz yardım yani gene. Sus yalancı. Ya, benim Urallar niye sıvı sıvı? Özümde durdum arada Fransız kaynamış olabilir. Führerim. Bize yani. Bir mektup geldi. Ne diyorlar? Bir şey demiyorlar diyeyim yani ama görmek ister misiniz bilmiyorum. Şöyle ben direkt kendiniz okuyun buyurun efendim. Aynen. Ya bu teknoloji. Eski sevgili gibi mektuplar atıyorum. Aradığım vallahi gerçek. Bu adam ajan olabilir diyorum dedim. Ya benim kafamda soru İberya neden beni eski sevgilisi gibi davranıyor ya? Ben evet. Mi? Ne? Biz ne ya? Ne diyorsun kardeş sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya kendisi ya ajanlar yollamıştır diye yorumladım. Kendilerine öyle bir şey yapacağını düşünmem yani. Düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum senin İberya hükümün? Ne mektubu kardeşim ya? Damla'ya bir tane mektubunuz gelmiş efendim. Yalan. Mektubu icat ettiniz mi siz? Fark etmedim. Fark etmemişsiniz ama. Biz mektup kullanmıyoruz. Allah ne kullanıyorsunuz? Telegram. Telegram. Telgraf olmasın. Telgraf olmasın. Sizlerin bu yaptığınız saygısızlıkların ötürü sizleri kınıyorum. Sırayla müttefiklerim yanlarınıza çağırıp kendinizi çekmeye çalışıyorsunuz. İtalyanlar değil mi? Evet haklısın. Evet İtalyanlar bir. İkincisi Romenler. Filipinler justify yaptı. Başarılı olamadınız ve bizleri zaten her şeyi açıklamışlardı. Kim? Sadece sizlerin bakalım daha neler diyeceksiniz. Sadece onları dinlemek için buraya gelmiştik. Allah Allah öyle mi olmuş? Öyle oldu bir tık. Bir tık öyle oldu. Al vereyim. Sizlere damandım şudur ki Sayın İsveç hükümeti. Ama kafayacağım hala. Şuraya yazacaksın. Şuraya yazacaksın. Sizlerin İsveç topraklarına geri dönüp yaşamanızı. Şu ve şu adı yazacaksın galiba. Onu öyle biliyorum. Ne versene buraya. İsveç hükümetine demandımız İsveç topraklarına geri dönmesi. İspanya hükümetine demandımız iç savaşta çıktığı bölgelerde tekrardan. Bana da mı? Yok, bana da mı bunu yapacak? Çok makul bir demand. Bence ben kabul edelim. Bence kabul edelim. Bana da mı?
Allah. Ben o zaman ben. Efendim İngiliz'e doğru kerkiniyorum. Size de kerkinecek illaki birileri bulunur aslan ya. Japon gibi mi? Buyursun gelsin. Dur daha değil daha değil. Sürerim şuraya boş. Sürerim. Ara boş. Sıkıntı yok koyacağım ben oraya. Tamam. Çatlaya pattım zaten ne olur ne olmaz diye. Onu bekliyordum bize. Ne kadar ileri görüşüyor bir insan. Aslanım. Evet. Sana dedim. Evet buyur. Buyur. Ben de senin eski Prusya topraklara dönmeni demat ediyorum. Güzel demat. Bence Prusya. İnşallah bir gün döndürürsünüz. Öyle. İnanıyorum. İnşallah bir gün hayalleriniz gerçekleşir umarım. Ben İngiliz anakarasını o zaman vurmaya başlıyorum. İrlanda mı? O zaman görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Ya bir dakika neydi demandın ya bu arada? Yani İç savaşta çıktığın tek, topraklara tekrardan inşallah. Bence kabul edebilirsiniz. Evet bizim bir ay düşünme hakkımız var bu arada saygılar. Evet, Enes'e iyi günler. Bir gidin hadi. İyi günler. Tamam iyi günler. Gidiyoruz. Japonlar. Şühre'nin selamıyla. Hadi, bizim uçak bulmamız lazım. Japon. Tek sadece Japon. Gelmezse ölürüz. Adam ilgilenmiyorum dedi Avrupa'yla. Nereyle ilgileniyor acaba? Amerika'yla. Amerika'yla. White Piece attı. O yüzden racon koydum da. Bir daha koyar mıyım ben racon? Haa.